Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar biraz sohbet edeceğiz. Sorlot gündemi var, biliyorsunuz gelmedi. Ülkesinden geri dönmedi hala. Dün akşam oynanan Süper Lig maçı var, biliyorsunuz. Çaykur Rizespor Fenerbahçe Süper Lig başladı, hızlı başladı. Aslında Süper Lig mi diyelim, tiyatro mu diyelim bilemedim arkadaşlar, ama yani çok da daha ilk haftadan kötü konuşmak istemiyorum ama arkadaşlar, İnanın Çaykur Rizespor Başkanı'nın söylediklerini dinlediniz mi bilmiyorum, izlediniz mi bilmiyorum ama gerçekten çok önemli detaylar var. Kelime araları çok önemli. Daha birinci haftadan yapmayın bari diyor. Önümüzdeki haftalarda yaparsınız diyor yani resmen. Zaten yapıyorsunuz da bırakın da ilk haftaya biz bir oynayalım, yenelim yani ne olacak gibisinden bir konuşma yapıyor Hasan Başkan ki inanılmaz açıklamalar var. Detaylar internete de düştü işte. Federasyon Başkanı aradı dedi. MHK o bu. İnanılmaz şeyler söyledi. İsterseniz arkadaşlar şunu söyleyeyim ben size. Biliyorsunuz Instagram hesabım Giray Kaçar. Instagram hesabımdan da beni takip edin. Çünkü videoları paylaşmadan önce oradan paylaşımlar yapıyorum. Güncel paylaşımlar da yapıyorum aynı şekilde. Giray Kaçar arkadaşlar. Linki şu resimde görüyorsunuz arkadaşlar. İsmimi yazdığınız zaman karşınıza çıkacak. Takip alın. Orada bildirimlerinizi de açın diyorum arkadaşlar. YouTube sayfamızda tabii bu videoyu izleyen arkadaşlarımız abone olmayı mutlaka unutmasınlar. Çünkü güzel videolar çekeceğiz. İlerleyen haftalarda biliyorsunuz arkadaşlar Trabzonspor maç öncesi, maç sonrası ve pozisyonları değerlendireceğimiz güzel bir program yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah arkadaşlar hayırlısı olur diye ümit ediyorum. Şimdi Sörloth nerede, ne yapıyor? Şu anki durum ne? Sörlot'un ne yapması gerekiyor? Bununla alakalı sizlerle bilgi paylaşımında bulunacak. Öncelikle tabi basına sızan birçok haber var. Sörlot telefonlara çıkmıyor. Sörlot dönmedi. Sörlot pozitif mi, negatif mi, işte korona testini bekliyor gibi inanılmaz söylentiler oldu ama bildiğimiz gibi Sörlot'a ciddi bir teklif var. Sörlot bu teklifi tabii ki de olumlu yaklaştı. Profesyonel anlamda bakıldığında Sörlot'a gitmek istiyor diye hiçbir şey söyleyemez arkadaşlar. Niye? Trabzonspor'un kendi şehrinde yetiştirdiği Trabzonspor'un yerli oyuncularının veya Trabzonlu olan oyuncuların bile biliyorsunuz kariyer açısından transfer yapmak istediğini ve gittiğini biliyoruz bugüne kadar. Tarihte de var. Geçtiğimiz yıl Yusuf Yazıcı oldu. En yakın örnek onu veriyorum. Hani Sörlot'a bakıldığı zaman ben kızmıyorum gitmek istediğine ama her şeyin bir adabı var, şekli var, yöntemi var. Bir karakteri olması gerekiyor bir oyuncunun. Şimdi sen milli takıma gidiyorsun. Güzel iki gol atıyorsun. Zaten teklif geldi. Evet, bunu biliyoruz. Trabzonspor zaten pazarlık aşamasında. Zaten hani fiyatı yükseltebilmek için biraz mırın kırın ediliyor. Ama Sörlot hiçbir şekilde kabul edilemez bir şekilde. Şehre geri gelmiyor. Çok önemli bir maç var. Yöneticilerin dediğine göre telefonlara çıkılmıyor. Bir haber yok. Sörlot tamamen arkadaşlar kafasına gerildiğini düşünüyorum. Sörlot'a hani gitme, nasıl olsa baktılar ki bir göz daha olsun. Sen eğer Trabzon'a gitmezsen yöneticilerden tamam artık. Yapacak bir şey yok. Biz bunu bu şekil verelim imajı veriliyor olabilir. Veya bir taktik de olabilir arkadaşlar. Daha bir nasıl diyeyim sana, Trabzon'la beraber de bir hareket olmuş olabilir. Yani çok fazla kestirmek zor. Çok fazla da derine girmek istemiyorum. Söyleyeceğim çok fazla şey var bu konuyla alakalı ama çok fazla da derine girmek istemiyorum arkadaşlar. Sörlot'un olayı tamamen oyuncu karakteri arkadaşlar. Sörlot gidebilir. Evet, haklı. Ama gel kardeşim Trabzon'a, topunu oyna, Beşiktaş maçını oyna. Ne oluyor, ne bitiyor bir bekle, izle. Sen oyuncusun. Bu kadar genç yaşta seni Trabzonspor var etti. Bu kadar hızlı bir şekilde hani şu toplara girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka bu işin altında bir iş var. O da yakında çıkacak. Trabzonspor'a bir daha da Sörlot'un geleceğini düşünmüyorum ben arkadaşlar. Daha dönmesi gibi söz konusu olmaz. Zaten Trabzonspor takımı da bir açıklama yaptı. Değerlendiriyoruz teklifi gibisinden ki bu tamamen anlaşıldığı gibi geldi bana. Büyük ihtimal iki takım anlaştı ve bugün, en geç yarın veya maçtan sonra, gündem hani değil kara şey olmasın diye, kafa karışıklığı olmasın diye, maçtan sonra bir açıklama gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Süper Lig çok enteresan başladı dün. İzlediğiniz gibi Çaykur Rize-Fenerbahçe maçı arkadaşlar. Fenerbahçe takımı dün bence Çaykur Rize takımını sabaha kadar oynasa çok zor yenerdi. Nasıl yenerdi? Penaltı olurdu. Hiç olmadık bir şeylerle, duran top, o bu gibi pozisyonlarla zaten Fenerbahçe takımı üstün gelebilirdi. Rizespor çok güzel oynamaya başladı. Golü buldu. Orada Thomas Hoca'nın yapmış olduğu inanılmaz kritik bir hata var. İki tane önlü buraya aldı oyundan. Resmen Fenerbahçe gel sen bana pozisyon bul. Sen atak yap. Ben 1-0 yaptım. Gerisi hani tamam, ben görevimi yerine getirdim der gibisinden. Şimdi 1-0 öne geçtikten sonra oyun güzel gidiyor. Pozisyon yakalıyorsun, üretiyorsun.
İki oyuncu birden değiştirdiğin an takım bir geri düştü. Niye? İki tane orta sahaya çıkarttı. Artı bir düzen oturmuştu, o düzen bozuldu. Yeni giren oyuncuların adaptasyon dönemi falan varken arkadaşlar gol oldu. İki dakika sonra değişiklik yaptı bir de. İnanılmaz stratejik hata. Gol attın. Bekle. Rakip bir değişikliğini yapsın. Sen ona göre hamleni yaparsın. İki tane değişiklik yaparak büyük bir skandal imza attı. Bence bu maç Thomas Hoca'ya yazmıştır Çaykur Rize takımında. Penaltılara gelelim. Birinci penaltı evet eline çarpıyor ki ligde inşallah ilerleyen haftalarda birçok pozisyon olacak. İzleyeceğiz arkadaşlar, göreceğiz. Bu pozisyonların %80'ine vermiyorlar. Çok biraz çünkü yakın gibiydi eli oyuncunun. İkinci pozisyonda yani bence ağır bir karar. Çünkü oyuncu tamamen topa bakıyor. Öteki oyuncuyla bir alakası yok. Elini açtı evet ama suratına da hafif bir şekilde gelmiş olabilir. Kesinlikle şöyle bir hani şekilde bir darbe de yok diye düşünüyorum ben. Yani bence ağır bir karardı o maçta. Gerçekten bakıyorsun sarı kart kolay çıkıyor. Pozisyon kesiliyor. Sanki Rize Spor'u oynatmamak için elinden geleni yaptı diye düşünüyorum ben hakemin. Pozisyonlar maçın geneline bakıldığı zamanda arkadaşlar ben hakemin ciddi bir şekilde Fenerbahçe tarafında olduğunu gördüm. Ve ligin ilk maçı olmasına rağmen hani gerçekten kafalarda soru işareti yaratıyor. Çaykur Rizespor Başkanı da biliyoruz arkadaşlar inanılmaz açıklamalar yaptı. Sonuna kadar haklı. Sonuna kadar yani imzamı atıyorum konuşmasını arkadaşlar. Çok yerinde ve doğru şeyler söyledi. Trabzonspor'un yarın Beşiktaş'ta maçı var biliyorsunuz. Sergen Hoca da pozitif çıktı korona testi. Sergen Hoca'ya geçmiş olsun diyorum. Onun yerine yardımcısı Murat Hoca gelecek. Ama arkadaşlar bu sene bence kadroların biraz daha geniş tutulması gerekiyor. Normalde 26-27 oyuncudan ziyade takımların 30'ar oyuncu gibi bir potansiyel tutması gerekiyor. Rezerve ligi biliyorsunuz yapılıyor. O olması gerekiyor. Oynamayan oyuncuların orada bir maç performans sergilemesi gerekiyor hazır olması için. Çünkü hem ligde takım çoğaldı hem biliyorsunuz koronavirüsünden dolayı birden 5-6 oyuncu birden eksilme ihtimalleri çok yüksek takımların. Ortalık karışık. Onun için pandemiden dolayı takımların geniş bir kadro olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi yarın Trabzonspor Beşiktaş maçına nasıl bir kadroyla çıkacak? Öncelikle bunu değerlendirmek istiyorum. Şimdi gerçekten çok fazla kestirmek zor. Ama bence iskelet takımda Pereira'da bir sakatlık var diye biliyorum. Pereira'nın yokluğunda büyük ihtimal sağda Serkan oynar. Sol bekte biliyorsunuz sakatlık var. Kamil Ahmet oynar. Hüseyin ve Kampi'ye devam ederler. Orta sahada Abdülkadir Parmak, Cilerme ve not almıştım arkadaşlar Flavio. İsimleri biliyorsunuz yeni oyuncular olduğu için arkadaşlar biraz izledikçe daha tam net söyleyebileceğiz adlarını. Sol tarafta arkadaşlar Vakayeme, sağda Abdülkadir Ömür ve ileride de Ekuban'la başlayacak. Şimdi Trabzonspor'a baktığım zaman, kadro yapısına baktığım zaman arkadaşlar geçtiğimiz sene göre bence sıkıntılı. Yeni gelen transferlerde sakatlıklar oldu. Gördüğümüz gibi talihsizlikler oldu. Alternatif sonradan girecek oyuncu yok. Sörlot yok takımın hemen hemen her şeyi. Onun için arkadaşlar Trabzonspor geçen sene neyse bu sene o şekilde devam edecek. Defans hattını geçen sene çok eleştiriyorduk. Bu sene bence daha da sıkıntılı bir defans hattı var. Sağ bek ve sol beki biliyorsunuz şu an ciddi anlamda problem. Novak gitti şu anda. Oraya Kamil Ahmet'i koyacaksın. Sağ tarafta Serkan var. Serkan'ı beğendiğim bir oyuncu ama tabii Pereira'yı aratacaktır. Pereira'nın da yaşı geldi. Nasıl bir performans sergileyeceği de muamma arkadaşlar. Hani bana sorarsanız Trabzonspor defans hattında çok büyük sıkıntı yaşayacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene röportajlarda konuştuğumuz videolarda hep söylüyordum. Trabzonspor takımı 2 tane yer, 3 tane yer yani her maç 1 tane kesin yer diyordum. Ve her zaman 1 tane fazla atmak zorunda. En az deplasmanda neredeyse hep 2 yeri 3 atmak zorunda kaldı. Onun için de şampiyonluk gitti. Nitekim Trabzonspor takımı gene bu problemlerle karşı karşıya. Eğer Trabzonspor takımı iyi bir stoper getirmez, ön libero'ya iyi bir oyuncu getirmez ise bu işi senede işi zor. Sörlot gidiyor. En az Sörlot kalitesinde iyi bir forvet oyuncusu getirmesi gerekiyor. Ekuban çünkü direkt forvet santrofor oynayan bir oyuncu değil. Sırtı dönük, biraz zorlanan bir oyuncu. Sörlot çabuk, defansın arkasına koşular yapan ama markaj halinde çok fazla etkili olamayan bir santrofor. Tabii ligimizin seviyesinde Sörlot ligimizin düzeyine bakıldığı zaman da Ekuban'ın iyi bir santrofor olduğunu söyleyebilirim. Ancak yeterli mi? Birinci santrofor için uzun vadede bence yeterli değil. Sörlot'u Trabzonspor çok arar diye düşünüyorum. Teknik direktör Newton arkadaşlar nasıl bir oyun yapısı olduğunu hazırlık maçlarında 3 aşağı 5 yukarı gördük. Geçen sene göre çok fazla değişen bir şey yok. Pas yapmayı istiyor.
Ama genelde top rakipteyken defansa çekiliyor. Belli bir sistem oturtmaya çalışıyor ama bence Trabzonspor'un sistemi, taktiği bu değil. Trabzonspor'un atak oynaması gerekiyor. Rakip sahada oynaması gerekiyor. Topu kaptırdığı yerde basması gerekiyor. Newton'da ben biraz daha geri çekilen, alan defansı, zon defansı yapan bir Trabzonspor takımı gördüm arkadaşlar. Trabzonspor takımı agresif, baskılı ve topa sahip bir takım olması gerekiyor. Kanatlarını iyi kullanması gerekiyor. Ve öne geçtikten sonra da ikiyi zorlaması gerektiğini geçtiğimiz senelerde gördük. Şimdi Ünal Karaman Hoca'dan sonra Hüseyin Hoca, Hüseyin'den sonra Newton, bunlar aynı ekipte çalışanlar. Takımı iyi tanıyan ekip, evet. Newton de aşağı 3 aşağı 5 yukarı Türkiye'yi, takımı iyi tanıdı. Önemli bir kariyer olan bir teknik adam. Ama Trabzonspor takımında nasıl bir başarı elde edeceğini inanın ben kestiremiyorum. Çok da ümitli değilim. Daha önce onunla alakalı da bir video çekmiştim, bir önceki videomda Newton'la alakalı. Çok fazla ümitli değilim. Umarım yanılırım. Daha ilk haftadan da çok eleştiri yapmak istemiyorum. Aslında konuşulacak çok fazla şey var. Ama oynayalım, görelim. Oyuncuları izleyelim. Teknik direktör performansını görelim. Oyun okumasını bir izleyelim. Hazırlık maçları çünkü çok farklı. Bir ikinci yarı atıyorum 10 tane 15 tane oyuncu değişikliği oluyor. Ve maç soğuyor. İkinci yarılar genelde hazırlık maçları çok iyi geçmezler. Yani ilk yarı tamam bir oynanır ama bir de hazırlık kampı da çok az bir dönem geçirildi. Arkadaşlar yavaş yavaş izledikçe yorumlarımızı yapacağız. Sörlot'un durumu da dediğim gibi tekrardan vurguluyorum arkadaşlar. Tamamen oyuncunun karakteriyle alakalı. Eğer Sörlot karakterli, normal bir yaşantınızda neyse, iş hayatınızda neyse futbolda da bunu yapacaksınız. Gitmek istiyorsan da geleceksin Trabzon'a. Ben gitmek istiyorum. Teşekkür ederim. Bana yaptığınız katkılardan, beni bugünlere getirdiğiniz için Trabzonspor kulübüne, taraftarına teşekkür ederim deyip Trabzonspor'dan ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Sörlot inşallah başkalarının, menajerlerin oyununa geliyor diye düşünüyorum aynı zamanda da. Hani menajerler, kulüpler tabii menfaatleri de olsun oyuncu bu şekilde kullanabiliyorlar. Ve gelmeyerek Trabzon'a da bir gözdağı veriyor. Hani sen gitme, bunlar korksunlar. Artık teklifi kabul etsinler. Çünkü teklif de 20 milyonlara geldi. Artı 4 milyon bonuslar falan konuşuluyor. Yani 25 milyon euronun 9 olduğu yerde büyük paralar arkadaşlar. Hani fazla da bu işi kurcalamaya gerek yok. Zaten oyuncunun da 1 sene sözleşmesi var. Makul şartlarda artık yani limite geldi. Sörlot'u teşekkür edip göndermesi gerekiyor Trabzonspor takımının. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Anlıyorum. Gitmesini istemiyorsunuz. Kim gelecek diyorsunuz şimdi içinizden bu videoyu izleyen arkadaşlarımız. Ama bir şekilde futbolun doğasında bu. Biri geliyor, biri gidiyor arkadaşlar. Artık yani giden gelen her zaman gelen giden her zaman aratır. Ama arkadaşlar yapacak da çok fazla bir şey yok. Futbolda bunlar var. Ligler başladı. Zor bir lig olacak. Dediğim gibi uzun bir maraton. Türkiye Kupası eklenecek. Milli takıma gidecek oyuncular. Koronavirüs vakaları var. İnşallah kazasız, belasız, hastalıksız bir sezon olur. Geçtiğimiz sezonki talihsizlikler devam ediyor. Sezon başı gene talihsizlikler oldu. Altay sakatlanan oyuncusu oldu Trabzon'un örneğin. Bakalım. Konuşacağız. Daha çok konuşacağımız şey var arkadaşlar. Takip edin. Abone olun. Videolarımızı beğenin. Yorumlarınızı yapın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.